Herkese merhaba dostlar. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Aston Martin'i modifiye yapacağız. Umarım beğenirsiniz videomuzu. Beğenirseniz like atmayı, ücretsiz bir şekilde bize abone olmayı unutmayın. Öncelikle arabamızın yanına gidelim. O arabayı öncelikle bir inceleyelim. Öyle hızlı mı değil mi ona bakalım kardeşlerim. Şimdi arabamız şurada bir yerde arkadaşlar. Buraya getirdim. Biliyorsunuz ki bu oyuna yeni gelen arabalardan. Hemen yanına doğru yaklaşıyorum. Evet, görüyorsunuz kendisi burada. Gece arkadaşlar. Biraz aydınlaş çekeyim bunu ben. Burası biraz geceymiş arkadaşlar. Abi ne zaman oyun içerisine girersem zaten oyun içerisi hep bana denk geliyor. Hep gece denk geliyor. Yani ben bunu çözmüş değilim, biliyor musun? Yani bana mı denk geliyor bu gece? Çözemedim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir araç görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu götüreceğiz. Güzel bir modifiye yapacağız. Bakalım nasıl bir modifiye yapacağız. Umarım güzel bir modifiye olur. Hemen yerine doğru gidelim. Biliyorsunuz ki yeni garajlar geldi ve bu yeni garajda arabamızı modifiye yapabiliyoruz. Yeni garajda burası arkadaşlar. Nasıl satın alınır videosu altında olacaktır. Bilginiz olsun. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar nasıl garajı satın aldığımızı bilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada ne yapacağız? Direkt arabaya bineceğiz abi. Bindik. Evet, burada arkadaşlar E tuşuna basacaksınız her zamanki gibi. Şurada öncelikle armusunu ekleyeceksiniz. Ondan sonra bakın, buraya zırhlı ekleyebiliyorsunuz. Zırhsız yapabiliyorsunuz, görüyorsunuz. Bunu size soruyor. Zırhlı mı yapayım, zırhsız mı yapayım? Yani araba kurşun geçirsin mi geçirmesin mi? Bunu size soruyor zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapın, isterseniz böyle yapın. Onlar size kalmış. Ama ben böyle yapacağım arabamı. Bilginiz olsun. Sonra bir tane daha yaparım diye düşünüyorum. Wow. Çok iyiymiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yan tarafları da açtık. Bakın şuraları. Bu arada arkadaşlar, bu arabalara silah ekleniyor, bilginiz olsun. Bilginiz yoksa şimdiden söyleyeyim size, bazı arabalarımıza silah ekleniyor ama farklı farklı özellikleri de var. Böyle kalsın. Bakın arkadaşlar, mesela burada silah ekleyebiliyorsunuz, görüyorsunuz şuraları. Buradan istediğinizi ekleyebiliyorsunuz ama tam olarak hangisini ekleyelim burada? Bence tam olarak bunu ekleyelim. Neden onu ekledi? En pahalısı o diye ekledim aslında. Yani hiç denemedim nasıl bir şey olduğunu, bilmiyorum. Onu siz kontrol edin arkadaşlar. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu bakabilirsiniz. Bence bunlardan hiçbir şey seçmeyelim. Bakın burada gene kum var. Yani bu taraflara silah ekleniyor. Bakın arkadaşlar, zaten burada belli oluyor. Bakın. Buralara silah ekleniyor. Buradan yani kurşun yağmuruna tutabiliyorsunuz arabaları. Bakın burada da mini ekleniyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Araba baya manyak. Bakar mısınız yan tarafı arkasına? Muhteşem yapmışlar bunu ya. Hemen şöyle bir bakalım. Bakalım burada başka bir şey var mı? Rengini nasıl yapalım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl yapalım rengini. Şöyle güzelmiş aslında rengi. Ama bunu da böyle yapalım. Açtık biraz rengini, tamam içine. Bunu da yanına ekledik. Bir yerlere bir bakalım. 10 numara oldu. Araba çok acımasız oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım bari, çok korkunç görünmesin aracımız. Şöyle bir bakalım. Tamam. Fulleyelim abi bunları, biliyor musunuz? Çok iyi oluyor. Turbosunu da yaptık. Tekerleklere gelelim. En son tekerleklere bakalım. Çünkü polislerle çatışmaya girdiği zaman arabanın patlama ihtimali yok aslında. Sadece olay ne biliyor musunuz? Hani bir yerden sonra ölüyorsunuz arkadaşlar. Sadece olay bu. Bir yerden sonra öldürüyorlar polisler sizi. Bilginiz olsun. Tekerlekleri patlamaması için bunları ekleyebilirsiniz. Fazla karartmayacağım camı. Şimdi dışarı çıkacağız abi. Aracımızı dışarıda deneyeceğiz nasıl bir şey olduğunu. Evet, şimdi dışarı çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu yani hangi araba çok hızlı onu denemek istiyorum açıkçası. Bakın
Her zamanki videoda gösteriyorum. Bakın arkada bir şeyler bekliyor gördüğünüz gibi. Bunlar arabaları yavaşlatmak için arkadaşlar. Bakın arkada görüyorsunuz. Bakın. Bakın yavaşlıyor şu anda araba görüyorsunuz bakın. Yavaşlandı gördünüz mü? Bak gidemiyorum şu anda bakın. Kaldım neredeyse gördünüz mü? Ben burada kaldırım ya görüyorsunuz arkadaşlar. Zar zor gidiyorum he. Vallahi bak zar zor gidiyorum ha. Güzeldi şimdi tamam kurtuldum. Bir de arkadaşlar kurşunu sıkıyor. Bakalım tam olarak nasıl olacak. Polisler geldikten mi sonra mı aktif oluyor acaba? Bu araba en hızlı arabalardan bir tanesi olabilir mi acaba ya? Şimdi aracımızdan inelim. Arkadaşlar bir de şöyle bir roket atması var. Onu da size göstereyim. Eskiden arabalara bildiğiniz üzere odaklanmıyordu bakın. Şimdi araçlara odaklanıyor görüyorsunuz. Bakın. Eskiden araçlara dediğim gibi odaklanmıyordu. Şimdi neden odaklanıyor? Onu da çözemedim. Yani bu arabayla bir anlamı var mı? Eskiden sadece polislere odaklanıyordu. Sizler de çok iyi bir hatırlıyorsunuz bunu. Bu kaç rokete gidiyor? Merak ettim. O ne? Patlamadı mı? Araba patlamamış. Abi şaka mı bu? Araba patlamamış gördünüz arkadaşlar. Normalde patlaması gerekiyordu ama patlamamış. Nedense ben de çözemedim. Bakın. Mermimiz de ekledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Keşke buna bir roket falan da eklenseydi. Güzel olurdu bence. Yol tutuşu çok iyi arabanın. Gördüğünüz gibi. Polislere bir atacağım arkadan. Polisler orada kaldı bakın. Bir tane de önüne atacağım. Aha ben de gittim. Ben de gittim abi. Çok sağlam tutuyor. Bakar mısınız? Oo kendi tuzağıma kendim düştü. Evet şimdi kaçalım abi biz bunlardan yoksa baya baya bizi kovalayacaklar öyle görünüyor. Kaçalım böyle direkt basalım abi. Bu arabalar manyak ama yan canım kırık ya. Öldürebilirler beni. O yüzden etraflarında dolaşıyorum. Şimdi arabayla bir bunlardan kaçmaya çalışalım. Araba zaten hızlı gördüğünüz gibi. Araba bayağı hızlı arkadaşlar. Hani manyak bir şey. Wow. Polisten kaçarken ben ormanları, dağları, taşları her yeri kullanırım. Her yerden kaçmaya çalışırım arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu arada araba çok dayanıklı gerçekten. Az önce roket attım. Araba patlamadı. Sizler de gördünüz aslında bunu. Bayağı manyak dayanıklı ya araba. Ama burada sıkışma lütfen 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 lütfen.
Kurtardım kendimi. Polislerden kurtulduk ama Allah'tan buraya girmemişiz. Yoksa burada çıkamazdık. Arabayı niye buraya getirdim? Onu da size göstereceğim. Mesela buraya geldik arkadaşlar. Arabayı size şöyle göstereyim. Zaten arabayı gördüğünüz gibi kurşunlar geçirmiş, görüyorsunuz. Normalde öteki arabalarda bu kadar net göstermez kurşunlar ama bu arabada gösteriyor. Ya aslında öteki arabalarda da gösteriyor. Şimdi arabanın kapılarını açacağım. Camlarını açacağım. Bakayım hangileri neler açılıyor. Ay gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı mükemmel bir aracımız var aslında. Bayağı da güzelmiş. Ben bayağı beğendim. Gelen geçen arabaya vuruyor. Tabi araba mükemmel ya. Oğlum sen bana kafayı takmışsın belli. Kafayı bana takmış belli ya. Anladınız mı? Kafayı bana takmış bu adam. Adam oradan döndü dolaştı gene geldi bana vurdu. Siz de gördünüz. Bana kafayı takanı böyle patlatırım. Camı darmadağınık ettim onun bakın. Araba tam bir koruma arabası. Gördüğünüz gibi muhteşem abi. Armalı araba. Abi araba ne kadar hızlı gidiyor görüyor musunuz? Bayağı hızlı gidiyor aslında. Dönüşleri de çok güzel bu arada. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela araba armalı olduğu halde çok hızlı gidiyor. Yani mesela araba armalı olduğu zaman yavaş gider. Siz de biliyorsunuz bunu. Ama bu bayağı hızlı görüyorsunuz arkadaşlar. Acaba oyunun en hızlı arabası hangisi? Yani yeni gelenlerin arasından en hızlısı hangisi acaba? Onu merak ettim açıkçası. Daha çok arabalar gelecek. Daha gelmeyen arabalar bir sürü var arkadaşlar. Yani bu arabalar sadece 7 tane araba geldi. Daha 10 tane yakın araba gelmesi gerekiyor daha. Öyle biliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da videomuzu izlediyseniz like atmayı ücretsiz bir şekilde bize abone olmayı kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay.